Defalarca da yinelediniz. Peki muhalefet adına sormuyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi yarın seçim kararı alınsa bütün sandıklarda sandık görevlisi ve aynı zamanda sandığın güvenliğini sağlayabilecek kadrolara eğitim verdin mi ve bu kişiler oluşturuldu mu? Ya da bununla ilgili bir çalışma var mı? Seçim güvenliği önemli bir konu. Evet, evet. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgileneceğine gerçekten vatandaşın sorunları çok ağır. Halkın gerçek gündemini takip etsinler. Biz çok açık net söylüyoruz. Seçim kararı alındığında, seçim takvimi açıklandığında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını bütün Türkiye, bütün dünya öğrenecek ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Gelelim önemli soruya. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Bakın, yarın seçim olacakmış gibi. Biz sandık kurulu üyelerimizi belirledik. Müşahitlerimizi belirledik. İl 81 ilde il hukuk komisyonlarımızı güçlendiriyoruz. Barolarla birlikte. Parti üyesi avukatlarımız, üye olmayan gönüllü avukatlarımız, bir avukat ordusu oluşturuyoruz. Yani her okulda avukatlarımız da olacak, sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz ve ben şuna gerçekten çok inanıyorum. Biz diğer partilerle de bir arada zaman zaman seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çünkü seçmenin iradesini, o sandıktan çıkan iradeyi korumak hepimizin sorumluluğu. Ben çok inanıyorum, oyunu atan vatandaş da kendi sandığında oyunu çok ciddi takip edecek. Bakın, yerel seçimlerde 31 Mart 2019'da ve 23 Haziran'da iki güzel şey oldu. Bir, tüm farklılıklarını bir yana bırakıp seçmen sandıkta büyük bir demokrasi ittifakı yaptı. Ve bu demokrasi ittifakı bugün Türkiye'de her geçen gün güçleniyor. İki, sandıklara herkes sahip çıktı. Yine bunu başaracağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ana muhalefet partisi olarak bu konuda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bütün ilgili arkadaşlarla, bilişimden sorumlu genel başkan yardımcılığımız, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığımız, hukuk ve seçim işleri olarak biz bütün partimizin yetkili organlarıyla birlikte, il ilçe örgütlerimizle birlikte sandık kurulu üyelerimizin de, seçim günü görev yapacak avukatlarımızın da eğitimlerini bile düzenli veriyoruz. Bu konuda yarın seçim olacakmış gibi hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Millet İttifakı olarak hazırız. Ama kimsenin endişesi olmasın. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bugün kamu araştırmalarına bakın. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ile farkı her geçen gün açıyor. Bakın, Millet İttifakı. Çünkü önümüzdeki seçim ittifakların seçimi olacak. Millet İttifakı mı? Cumhur İttifakı mı? Güçlendirilmiş parlamenter sistem mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi? Demokrasi mi? Monokrasi mi? Keyfilik mi? Hukuk devleti mi? Muharrem Bey, bir şey sorabilir miyim? Sadakat mi? Liyakat mı? Bunları seçmen, bitiriyorum Oğuz Bey. Seçmen sandığa giderken bu seçim bir referandum seçimi gibi de olacak. Yani bir referandum niteliğinde olacak aynı zamanda. Seçmen vicdanında, aklında şunun muhakemesini de yapacak. Bu sistem devam mı etsin, bu sistem değişsin mi? Türkiye'nin yeni bir sisteme ihtiyacı var. Güven veren, sağlıklı bir sisteme ihtiyacı var. Yeni bir sistem inşa edeceğiz ilk seçimden sonra. Yani ben bu bahsettiklerinizin aslında önemli olduğu kanaatindeyim. Hiçbir sıkıntı yok ama vatandaş özellikle son birkaç aydır, 3 aydır, 3 ay daha net söyleyebilirim, daha gerisi de var. Ama 3 aydır ciddi bir travmanın içerisinde. Kurlar sıçrıyor, fiyatlar sıçrıyor. Daha konuşmadığımız, kurların sıçraması sürecinin dışında bıraktığımız, fiyatların artması sürecinin dışında bıraktığımız dağ gibi bir işsizlik sorunu var. Çok doğru. Yani Türkiye'nin, yani ben oraya sıranın hiç gelmediğini düşünüyorum. Bundan bir sene önce sorsaydınız insanlara en önemli sorununuz nedir deseydiniz, işsizlik diyeceklerdi. Bugün oraya gelemiyoruz bile. Ve ben hani izlediğim kadarıyla yakından da takip ediyorum. Mesela geçen hafta İyi Parti'nin bir kalkınma kongresi vardı. Mesela yani Cumhuriyet Halk Partisi şimdi bir hayli şey söylüyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapamadığı, yanlış yaptığı, hepimizin de aslında dolaylı olarak bu yanlışlıkları, yani siyaseten değil teknik olarak eleştirdiğimiz şeyleri de söylüyor. Haklısınız. Ama bütün bunların bir adım ilerisinde vatandaş şu söylediğiniz siyasi tartışmaların dışında bir de iktisaden ne yapılacağını sormayacak mı sokağa çıktığınızda bir seçim süreci başlasa? Yani diyecek ki evet siz haklısınız, bu sistem bizi buraya getirdi ama çözüm yani ne? Getirdiği yerden bizi başka bir yere nasıl götüreceksiniz demeyecekler mi? Siz olsanız ne yaparsınız nasıl demeyecekler çözeceksiniz? Peki, ne diyeceksiniz? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani bunlar önemli tespitler ve sorular. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce, bakın 1,5 yıl önce Genel Başkanımız ekonomik buhrandan çıkış olarak 16 madde, çok somut 16 madde paylaştı bütün Türkiye'yi. Daha 1,5 yıl önce. Çünkü ekonomik krizin derinleştiğini görüyorduk. En son grup toplantısında Genel Başkanımız bu sefer çok daha sade, çok daha net, somut 7 madde paylaştı bütün Türkiye'ye. Yapılması gereken ivedi konular. Mesela şimdi bir tanesi şu maddelerin. İlk bir haftada dedi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle stratejik planlama teşkilatını kuracağız. O kadar önemli ki. 2011'de devlet planlama teşkilatını kapattılar. Türkiye'de her şey ters gitmeye başladı. Çünkü planlama olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi çıkıp ne diyorlar? Gençler iş beğenmiyor. Hayır. Siz bugüne kadar eğitimle istihdam arasında planlama yapamadığınız için bu sorunlar yaşanıyor. Üniversite bitiriyor mühendis. Gelsin diyorsunuz şu işi yapsın. Mesleğini icra etmek istiyor. Planlama, israfın önlenmesi, ekonomik kurulların bağımsızlığı, bunların hepsini sağladığınız anda zaten ekonomik kriz yavaş yavaş tersine dönecek. Çünkü bir rahatlama olacak, bir güven olacak piyasada, piyasalarda. Bu sistem güven vermiyor. Şimdi biz 6 parti birlikte yeni bir sistemin inşası çalışmalarımızı tamamladık. Sayın Genel Başkanlara sunduk. Ne zaman efendim o 6 genel başkan bir fotoğrafta yan yana gelecekler? İster adı Millet İttifakı olsun, ister Demokrasi İttifakı ya da Demokrasi Birliği olsun. Neyse işte. Şimdi evet. Yılbaşına yakın demiştiniz siz daha önceki programda. Yılbaşı geldi. 3 gün sonra yılbaşı. 3 gün sonra yılbaşı. Şöyle demiştik. Aralık sonu itibariyle en geç sayın genel başkanlara sunacağız demiştik. Bir de çok aceleye gerek yok. Yani çok aceleye gerek yok. Çünkü biz hazırız. Yani göreceksiniz. Yarın seçim kararı alınsa ne kadar hazır olduğumuzu bütün Türkiye görecek. Seçmene net olarak anlatacağız. Ne yapacağımızı. Yarın seçim kararı alınabilirmiş gibi bir hava da oluşmaya başladı. Yani Türkiye genelinde onu görüyoruz yani. Şimdi bakın bizim 6 parti ortak mutabakat metnimizin içinde de incelediğiniz zaman göreceksiniz. Çünkü sayın genel başkanların önünde şu anda sayın genel başkanlar bir araya gelip kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacak. Çok çok önemli somut çözüm önerileri de var. Bakın çok somut. İlkeler temelinde hazırlanmış bir ortak mutabakat metni ama içerisinde çok somut. Demokratik hukuk devletinin tesisiyle ilgili, ekonomik kurullardan tutun, siyasi etik kanununa kadar, basın özgürlüğünden tutun, başka konulara kadar. Ekonomi de var mı içinde? İnsanların şu anda en sert muhalefet ekonomi. Bir de ben Muharrem Bey... Ekonomik kurullarla ilgili. Şimdi biz çalışmalarımızı tamamlıyoruz yani bu konuda hiç kimsenin, ne sizlerin, ne kamuoyunun, ne seçmenin bir endişesi olmasın. Zaten seçmen de gördü Türkiye artık bu sistemi yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen tek adam sistemini güven vermediğini ve sorunları ağırlaştırdığını. Zaten dünyada da böyledir Özlem Hanım. Tek adam sistemleri krizleri çözemez, derinleştirir. Şimdi Türkiye'nin en temel sorunlarını temel sorun olarak söylüyorum. Eğitim, ekonomi, adalet, dış politika değil mi? Bakın bu temel sorunlar sürekli ağırlaşıyor ve derinleşiyor. Neden? Sorun sistemde. Zaten yeni bir sistem inşa edecek, yeni bir cumhurbaşkanı, yeni bir meclis, yeni bir yönetim anlayışı dahi Türkiye'ye rahat nefes aldıracak ve göreceksiniz ekonomik tabloda, siyasi tabloda, hukuk devleti tablosu da birden normalleşmeye geçecek. Bugün hep söylüyorum, ekonomiyi de hukuk düzeltecek. Türkiye'nin en önemli ekonomistlerine soruyorlar, bu ekonomik kriz nasıl aşılır diye önce hukuk devleti diyor. Onun için bizim Oğuz Hoca da onu söylüyor zaten. Aslında tam da şunu söyleyecektim. Şimdi hani biliyorsunuz siz siz de çok iyi biliyorsunuz. Bazı şeyler gerek koşuldur. Yani o olmazsa olmaz. Ama onun olması da bir şeylerin çözülmesi için yeterli olmaz. Bir de yeter koşulu vardır. Şimdi biz Türkiye'de bir süredir bahsettiğiniz o gerek koşulun yok olduğu bir ortamdayız. Güven, istikrar. Yani o yok. Şimdi onu sağladığınızda gerek koşulu sağlıyorsunuz. Haklısınız. Ama asıl mesele, yani Türkiye'nin şu an sadece hukuk düzeninin sağlanması, hukuk devletinin sağlanması, bağımsız kurulların çalışıyor olması, güvenin tesis edilmesi, tek başına bizi sizin az önce söylediğiniz eğitim, istihdam eşleşmesi, işte gençlerin yurt dışına gitmekten vazgeçmesi, Türkiye'nin yüksek katma değer üretir hale gelmesini tek başına sağlamaya yetecek koşullar değil. Yani gerek koşullar. Doğru. Bir de yeter tarafı ama bir de yeter tarafını duymak için soruyorum ben. Teşekkür ederim. Bakın, genel başkanımız çok uzun zamandır yeni değil. Kaç yıldır bir dört ayaklı çözüm stratejisinden bahsediyor. İşte birinci ayağı bizim yaptığımız bu çalışma. Yani demokrasi, demokratik hukuk devleti. Birinci ayak o. İkinci ayak üretim. Yalnızca tarlada değil, sanayide değil, üniversitelerinde bilgi üretmesi. Her anlamıyla bir üretim. Üreten Türkiye. Üçüncü ayak güçlü sosyal devlet. Yani insan onuruna yaraşır. Öyle yardım, işte lütuf değil, hak temelli. Aile destekleri sigortası. Bunun çok önemli bir ayağı. Yani demokratik hukuk devleti, üretim, güçlü sosyal devlet ve sürdürülebilirlik. Bunların sürdürülebilir olması. Bu dört ayaklı çözüm stratejimizi biz uzun zamandır anlatıyoruz. Demek ki çok daha içini doldurarak ki anlattık, tekrar anlatmamız gerekir. Bakın inanın çok uzman kadrolarımız var, liyakatli kadrolarımız var. Hukukta da, ekonomide de, dış politikada da, yani birçok alanda. Sivil toplumla ilgili de çok... Parti meclisimizde olsun, MYK'mızda olsun, milletvekili grubumuzda olsun. Bu konuda çok nitelikli kadrolar var ve her kadro kendi alanıyla ilgili sorunları tespit ediyor, çözüm önerilerini ortaya koyuyor. Ama işte şimdi burada mesele şu, kamuoyuna açıklanmasını bekliyor. İnsanlar yani en azından seçmen tabanına baktığımız zaman... söylemlerine katılmasalar da, kendi can alıcı sorunlarına... hayati çözümler bulamasalar da iktidar ittifakında homojen bir blok yapı görüyorlar. Kimlerden oluştukları belli, ne önerdikleri belli, adayları zaten neredeyse 1000 yıldır belli. Hoş Bahçeli bu son dönemde çok sessiz ve ortada yok. Onu ayrıca Sayın Erkek'e biraz daha sormak isterim ama şimdi orada öyle bir yapı görüyorlar. Bu taraftaysa sizin